Arkadaşlar şu anda Le Blockhaus'dayız. Burası Fransa'da. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin en önemli üslerinden biri burası. Aynı zamanda bu meşhur V füzelerini ürettikleri yer burası. Ve buradan fırlatıyorlar füzeleri İngiltere'ye vesaire. Şöyle gidelim. Tam kapıda durmuşlar arkadaşlar. Şöyle kapıyı biraz açalım. Çok gelen giden var. Dağ başı bir yer burası. Bayağı gizli bir yer. Bulması zor ama meraklısı çok. Dediğim gibi burası bu V füzelerinin yapıldığı ve buradan İngiltere'ye, Belçika'ya füze attıkları bir barınak aslında. Hem bir barınak hem de böyle füze rampaları var. Ve burayı işte şeylere inşa ettiriyorlar. Kendi getirdikleri mahkumlara, işte o zaman Yahudilere kim varsa burayı adamları yiyip burayı inşa ettiriyorlar. Trenlerle getirip. Aynen, buradaki trenlerle getirip. Burada da trenlerden bir tanesi duruyor, eski trenler. Çok önemli bir nokta Nazilerin savaşta. Kuzey Fransa'daki en önemli stratejik noktalarından biri ama İngilizler buranın yerini bulmuş ve burayı daha sonra ele geçirmişler. Giriş 11 euro adam başı. Şöyle biletini göstereyim. Enteresan, şimdi gezeceğiz, göreceğiz. Füzeler bizim ilgimizi çekiyor. Füzeleri görmek için aslında biraz geldik. Bir de şeyi, sığınağı görmek için. Bakalım, görürüz şimdi beraber. Arkadaşlar bu da 2. Dünya Savaşı'nda burada şeyi yaparken, buradaki üssü sığınağı yaparken füze üslerini, tabii ki iş gücüne ihtiyaçları var, insan gücüne, buraya da mahkumları bu trenlerle getirmişler. Böyle bir eski o sesleri kaydetmişler. Onları da burada şu düğmeye basıp dinleyebiliyorsunuz. Ya böyle. Mahkumları, her yerinden insan getirmişler. Mahkumları böyle getirmişler buralara çalıştırmak için. Burada da arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda, burada savaşın gerçekleştiği ülkeler Avrupa'da, şurada konsantrasyon kamplarını görüyorsunuz. Nazilerin mahkumları, Yahudileri öldürdüğü, yaktığı yerler. Auschwitz herhalde şurası da çektikleri resimler. Burada da hangi ülkeden kaç kişi ölmüş 2. Dünya Savaşı boyunca işte konsantrasyon kamplarında. Burada baktığınız zaman bakın toplamda, şeye bakın, şurada Rusya'ya, tabi eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 7 milyon asker ölmüş, 16 milyon da sivil. Görebiliyor musunuz ne kadar çok kişi burada? Fransa'da 200 bin asker, 400 bin sivil. Almanya'da 4 milyon asker, 600 bin sivil ölmüş. En çok Almanlar ve Sovyetlerden kayıp olmuş. Polonya'da 6 milyon kişi ölmüş. Yani şeyin nüfusunun, Polonya nüfusunun %20'si ölmüş savaşta. Ne kadar büyük bir savaş, rakamlara bakınca anlaşılıyor. Evet Çağrı Bey, bize burası hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişi burada yolculuk yapıyor? Nasıl bir yolculuk? Birinci, ikinci, şimdi burada bir tane vagona yaklaşık 40 kişi arkadaşlar sığdırıyorlarmış. Alt tarafına saman döşüyorlar bu şeyin, vagonun. Ondan sonra tabii buraya insanlar tuvaletini falan yapıyor. Rezillik, hijyen sıfır. Çoğu insan boğularak ölüyormuş bunların içinde. Bunu bu işte vagonlarla konsantrasyon kamplarına götürüyorlarmış insanları. Ya da oradan işte böyle çalıştıracakları yerlere taşıyorlarmış ama rezalet yani. Çok kötü ve etrafını da şeyle kapatıyorlarmış. Dikenli tellerle sarıyorlarmış bütün vagonların etrafını, kaçamasınlar diye bu kapıları falan. Yazıklar. Yazıklar gerçekten. Nasıl al. İçimiz üzüldü. Lanet gelsin bunlara ya. Bu nasıl bir insansızlık ya. Bu nasıl bir insafsızlık ya. Hiç hoş değil. Evet, burası da sığınak. Burası ama bir asker için burası. İki evet, kişi için değil. Ya böyle gidişi var yani.
Arkadaşlar ama burası da tek asker için bir gözetleme işte sığınağı. Alman askeri şeyinde olduğum için formunda. Evet. Gerçekten formunuz çok iyi. Ama böyle bir sığınak yapılmış burada. Güzel değil mi? Evet. Şunlara binebiliyor muyuz yani? Keşke binebilseydik. Goodyear ya. Lastik takmışlar. Goodyear mi vardı o zaman da? Vardı belki de. Yalnız bayağı büyük araçlar. Bayağı büyük tanımlar var değil mi? Çok evet. Çok büyük tayga. Gel bak buraya gidelim. Gel sığınağa doğru. Evet, şimdi sığınağa doğru gidiyoruz. Almanların, daha doğrusu Nazilerin yapmış olduğu sığınak. Görüyorsunuz. Bu da meşhur füzeler. Bakın rampasını da görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da böyle bir füze rampası. V1 füzesi galiba. Bir bakalım gelin. Evet. Gösteriyor burada. Burada yazıyor. Gördüğünüz gibi içinde bir piston var diyor. Bu piston diyor hidrojen peroksit ve potasyumla birlikte patlatıyorlar bunu. O hızla füzeyi fırlatıyor. Bak bir saniyede diyor rampadan fırlıyor ve 300 kilometre saatte 300 kilometre hıza ulaşıyor. Sonra hızını artırmaya devam ediyor ve 600 kilometrelik bir seyir hızına ulaşıyor füze arkadaşlar. 600 kilometrelik bir seyir hızına ulaşıyor. Bunu 13 Haziran 1944'te başlatmışlar. Bakın 4'ü 25 geçe demişler. Şey başlatmışlar. Kocaman bir füze arkadaşlar. Bunun 250 kilometre mesafesi var. Bu rampadan fırlatılıyor ve 600 kilometre hıza ulaşıyor daha sonra. Burada da bir tane top var. Savaş nasıldı Çağrı Bey? Bugün nasıl geçti gününüz? Nereden geliyorsunuz? Hangi cepheden? Çok belim ağrıdı. Krank alacağım. Krank kalman lazım tabii ki yani. Ben bir hafta savaşamam. Yani bir hafta fazla tabii. Ama bu küçük arkadaş gördüğünüz gibi hiç durmadan yani hafta sonu çift mesai yapıyor kendisi. Evet arkadaşlar, bu dizaynları yapan müthiş bilim insanı kimdi? Wernher von Braun. Bu işleri yapıyor, ondan sonra Amerikalılara gidip çalışıyor 10 yıl boyunca ya. Bu Japonya, Hiroşima'ya falan atılan atom bombalarının kendisi çalışan insanı yani. Mucitlerinden yani. Terbiyesiz. Kim bilir kaç kişinin kanına girdi bu arkadaş. 10 yılda gitmiş, Amerika'da Amerikalılara çalışmış. Harika yani. Gizlendikleri yere bakar mısınız? Çok güzel. Ama inanılmaz bir doğa var ya. Gerçekten çok güzel bir ormanlık alan. Tayga şu an çok sevdi. Bunu alıp eve götürelim falan diyor. Evde bir tane dizayn edebilirsin Tayga sen de Legolarla falan. Gördüğünüz gibi buradan füzeler nereden nerelere gönderiliyor yani. Biz şu an Dunkirk'teyiz. Daha doğrusu onun iç tarafındaki Saint Omer denilen ormanın içindeki sığınakların olduğu yerdeyiz yani. Şu şekilde. Tüneller, yeraltı sığınakları falan var burada.
söylediğiniz gibi çok güzel. Mekan çok güzel yani, doğa çok güzel. İlginç yani, bu kadar biz bile zor bulduk buraya gerçekten. Bunlar da buraya bunu yapmışlar yani. Görmüş olduğunuz şimdi sığınağa gidiyoruz. Füzecikler burada kaldı. Bakalım Tayga nasıl tepkiler verecek. Kapalı alanda neler yaşayacağız, göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Ama mekan çok güzelmiş. Hadi bakalım. Bu adamlar o zamanlarda neler yapmış neler ya. Şu an şoktayız yani. Tayga hayrette şu anda. Oh my god. Taygacığım, yanımdan ayrılma. Yanımdan ayrılmıyorsun. Ooh, yeah. Böyle devam ediyor bu tüneller. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Tayga nereye kadar gidebilecek yani bu süreçte acaba, merak ediyoruz açıkçası. Burası 1919'dan itibaren başlayan Almanların savaş politikalarının hepsini anlatmışlar bu duvarda. 8 Mayıs 1945'e kadar. Çılgın bunlar ya. Tall boy. Gelin, burada bir tane tall boy bırakmışlar. Tall boy. Evet. Tamam Taygacığım, gidiyoruz. Gel gel, bak çok eğlenceli. Neler anlatıyorlar, neler. Burada bir herhalde belgesel sunumu, gösterimi var. Bu süreçlerle ilgili olarak. Buradaki sığınağın nasıl buldukları ve nasıl kazıp çıkardıklarını gösteriyor. Baktığınızda burası da beton bir bina gibi duruyor ama normalde yerin altına gömülü. Burayı keşfettikten sonra etrafını kazıp çıkarmışlar bu sığınağı ortaya. Bakın burada üstüne düşmüş bir bomba. Bu herhalde galiba şuradaki bomba olabilir arkadaşlar. Bu İngilizlerin sığınakları patlatmak için icat ettiği bir bomba. Disney bomb diyorlar. Bu sığınakları patlatmak için kullanıyorlar. Muhtemelen o Disney bomb'un çıkarılışı bu. Bakın sığınağın tepesinden çıkarmışlar bombayı. Çeşit çeşit füze ve bomba var. Enteresan. Bakın şurada bir tane daha bomba var. Onu da göstereyim size. Burada da bakın. Tall boy var bir tane. Burada da açıklıyor tall boyun ne kadar. Bakın Disney bombası görüyoruz, bir yan yana gösteriyor şurada. İnsan boyuna göre Disney bombası, yanında tall boy, yanında Grand Slam bombaları var. Bunlar da yine İngilizler tarafından yapılmış. Tall boy ve Disney bombası ve Grand Slam, bunlar İngilizlerin yaptığı bombalar savaşta. Evet arkadaşlar, bu da V2 füzesi ya da roketi. Bakın burada fırlatılışını gösteriyor. Buradaki kapak açılıyor ve bunu gönderiyorlar yukarı. Bu da V1'den sonra Almanların geliştirdiği roket. İlk kozmonotsuz roket olarak geçiyor bu füze. Bir silah tabii ki, bomba yani. 14 metre yüksekliğinde ve 12,5 ton ağırlığında. İnanılmaz değil mi?
bunu 1940'larda yapmış Alman mühendis Werner von Braun. Daha sonra zaten bu arkadaş da biliyorsunuz savaştan sonra Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da bu Hiroşima'ya ve Japonya'ya işte bu atom bombalarının atılmasında geliştirilen o bombalara fikir babalığı yapıyor. Amerikan roket bilimine katkıda bulunuyor arkadaş. Nazi filan dememiş Amerikalılar. Bilim neredeyse alın getirin demişler. 1940'larda bunu üretmişler işte Almanya'da. İnanılmaz büyük bir yer ya. İnanamıyorum şu an buranın böyle yerin altından bulunup çıkarıldığına yani gün yüzüne. Wow. Gerçekten bu Almanlar isterse her şeyi yapabilir sanırım. Gördüğünüz gibi tüneller aşağısı. Şu an üzerinde yürüyoruz. Aşağıda birkaç kat daha tünel var. Çok güzel, inanılmaz bir koku var etrafta, ormandan gelen. Resmen çılgın bir doğanın ortasında bunu yapmışlar yani. Bravo, tebrikler. Tabii buraya da milyonlarca markı gömmüşler yani. Orman içi gezmeler bitmiyordu. Ama mekan çok güzel tabii. Neyse ki hava güzel yani ama ormanın içi her yer görmüş olduğunuz gibi. İkinci Dünya Savaşı'na dair deliller, füzeler, bir takım bombalar falan filan. Gördüğünüz gibi. Pijamayla gezen Fransızlar falan var etrafında. Her yere bir şey saplanmış ve bulundukları yerde bırakmışlar tabi. Her yerden bomba çıkıyor gördüğünüz gibi yani. Gerçekten. Herhalde temizlemişlerdir, tehlike yoktur diye düşünüyorum ortamda. Bomba delikleri. Evet. Bu tarafta öneteye geçilmiyor Tayga. Sınırlı olan yerler gezebiliyoruz. Ne kadar güzel dünyamız, doğamız. Niye savaşıyor insanlar anlamıyoruz yani. Ne gerek var değil mi Tayga? Lüzumsuz şeyler yani. $250 milyar O zaman atlarım hemen. Hemen atlar giderim. Kaç para verseler? Ya arkadaşlar bu U-Bot denen şeyi, U-Bot çok duyduk da U-Bot gözümde canlandırdım. Bu kadar bir şey değildi. Bu 9 metrelik bunun içinde kim kaç kişi sığıyor, nereye gidiyor? U-Bot'la diyorlar ki Hitler Arjantin'e kaçmış diyor, ölmemiş diyorlar. Arjantin'e U-Bot'la kaçmış. Hatta kutuplara falan gitmiş diyorlar. Kuzey kutbuna ayak basmış falan. Oradan onu almışlar falan. Spekülasyonlar var mümkün yani. Değil. Ölmedi diyorlar. Bunun içinde kimse Arjantin'e gidemez. Zaten şeyi ne derler? Gidebildiği mesafe 240 kilometre. 240 kilometre evet. İle. Range'i 240 kilometre. Tamam da 240 kilometre bile yani çok güzel. Bu minnoş şey için fazla ya. Bence ama kaç kişi yani biniyormuş bunun içine, ben hayret ettim.
Arkadaşlar ufacık. 9 metre boyunda. İşte şurada gördüğünüz burada metre. İnsan nasıl gidebilir? Böyle demek ki böyle çömeliyorlar, böyle sırtı sırtı oturuyorlar yani minnoş. Tabii burada bak bak burada gösteriyormuş ya, gelsene. Adamın nasıl oturduğunu. Acaba tek kişi mi gidiyor? Evet herhalde tek kişi. Oha, tek kişilik bir araç yani. Evet. Oy. Bunu denizin altına iniyor adam ya. Bismillah diyor. Gözlem yapıyor demek ki böyle işte şey yapıyor yani. O zaman tek kişi için iyi yani, 9 metrelik yat gibi düşün yani. Yat gibi düşünemeyeceğim. Denizin altında 240 kilometre. Yani bunu kullanan adamda mangal gibi yürek varmış arkadaşlar. Kaygılı şu anda. Ne artık, ya da çok korkuyormuş. Savaşta öleceğim ve deniz altıyla gezerim falan şeklinde gözlem yaparım falan demiş olabilir. Zor. Evet. Neyse, enteresan. Değişik bir şey, cihaz. Evet arkadaşlar, biz bölgeyi, müzeyi çok beğendik ama çok büyük bir alan, ormanlık bir alan, gez bitmiyor. Her köşe başında bir tuş var, basıyorsunuz, dinliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi bu minnoş arkadaş bu etkinliği çok sıkıcı ve lüzumsuz buldu. Kendisi daha eğlenceli işlerin peşinde, çocuk tabii haklı olarak. Ama görmüş oldu yani sonuç olarak. Arkamda görmüş olduğunuz da bir radar sistemiyle alakalı herhalde şu görmüş olduğunuz. Adamlar o zaman nasıl teknolojiler yapmış, insan hayret ediyor gerçekten yani, tebrik ediyorum yani. Bu kadar çok bu şeye vermiş olduğu emeği ve parayı dünya barışı için harcasalarmış, şimdi herhalde dünyada bu bir savaş olmamış belki. Bunlar, yoksa V1'li V2'li mi yapmışlar? Yapmışlar ama sanırım kullanamamışlar. Muhtemelen teknolojiyle birlikte arkadaş, yani bu Alman arkadaş, neydi adamın ismi? Von Braun. Amerika'ya gitmiş. Werner von Braun Amerika'ya gitmiş ve Amerikalılara bu teknolojileri satmış diyelim. O yüzden bilemiyorum artık. Savaş olmasın. Dünyamız her tarafında barış içinde yaşasın istiyoruz. Savaşa karşıyız. Kalp yapamıyorum şu anda ama peace yapabilirim. Sevgiyle kalın. Şimdilik Dunkirk'ten sevgiler. Görüşmek üzere. Bye. Evet, köyün muhtarı çüz yapıyor. Çüz. Bye. İnsanın gerçekten en son Auschwitz'e gittiğimizde bayağı böyle sinirlerim bozulmuştu. Böyle arada sırada bu tarz yerleri gezmesi gerek bence. İnsanların insanlığın ne kadar çirkinleşebileceğini, adileşebileceğini anlamak için. Yani gerçekten korkunç.